ऐसी छू ले मेरे दिल की जमीन। Baba, arazinin yola gidecek kısmı burası. Bizden çok küçük bir parça gidecek. Ama arazi fiyatları çok artacak. Ben nefes aldığım sürece kimse topraklarımızdan bir santim bile veremez. Tekrar söylüyorum. Dağın yamacından bir şey vermek istiyorsan ver. Canı cehenneme. Yolu dağın yamacından geçiremeyiz Daraksay. Eğim çok fazla. Senin bir şey yapmana gerek yok. Bunu mühendisler yapacak. Onlar işini bilir. Hepsi aldıkları mühendislik eğitimiyle gurur duyduğunu söyler. Bırak işlerini yapsınlar. Bu çocuğa bir şey anlatmak imkansız. Tamam, uzatmayın. Yeter. Vakti geldiğinde yine konuşuruz. Sen niye öyle dolanıp duruyorsun? Bu yaşta bulamadığın huzuru mu arıyorsun? Ben nereden bileyim? Hacı Esta'yı düşünüyorum. Gittiğinden beri aklım fikrim onda. Aç mı, tok mu, sağlığı iyi mi? Ah Allah'ım. Bu yüzden sana onu şehre göndermemeni söyledim. Şimdi buralarda dolanırsın böyle. Lafımı dinleseydiniz ölürdünüz sanki. Gel böyle otur. Dolanıp durma başında. Gel çay iç. Bana yeni haber mi getirdin yoksa sırf para koparmak için mi geldin? Ne diyorsun Behraman? Sen iste 100.000 kere canımı feda ederim. Tamam anlat. Neden insanlar düşmanımızın evinde toplanıyor? Sana ilk önemli haberi vereyim. Kızları tıp fakültesini kazanmış. Onu şehre göndermişler. Demek öyle. Yani utanmadan bunu göze alabildiler. Bu köyün bir kızı orada erkeklerle yan yana eğitim alacak. Beter olsunlar. Allah bu ailenin bin belasını versin. Şimdi sıra ikinci önemli haberde. Şehirden gelen bazı zengin adamlar Emrus Han'ı ziyaret edip evinde uzun uzun sohbet ettiler. Düşmanla bile oturup görüşülür. Anlat bakalım biraz ne konuştular. Bir yanda Emrus Han'ın arazisinin bir kısmını yola veriyor. Öte yanda amcasının kızını doktor olması için şehre gönderiyor. Sırada ne var bunu düşünmek bile istemiyorum. Onların onurunu ayaklarımın altına almazsam bana da Behraman demesinler. Senden benim için bir şey öğrenmeni istemiştim. Emrus Han'ın niçin çocuk sahibi olamadığını. Neticede 4-5 yıldır evli. Behram, bence karısına sormak... Ağzını topla hadsiz. Saçmalamayı bırak. Şaka yapıyordum Behram, kusuruma bakma. Sadece şakaydı. Şaka bile olsa bunu sakın bir daha yapma. Yapmam Behraman, bir daha asla. Emrus'un karısı benim kanımdan. O amcamın kızı. Şimdi git buradan. Emrus Han. O yolu sana asla yar etmem ben. Hacı Esta'yı da nasıl doktor yapacağını hep birlikte göreceğiz. Behraman buradayken böyle bir şey olmaz. Asla. Çabuk ol, bunu bir an önce içeri vermemiz gerek. Cidden Hacı Esta, biliyor musun? Gerçekten ödümü kopardın. Bana böyle şeyler söyleme lütfen. Biz peştunlar bunu uğursuzluk kabul ederiz. Ağzından çıkanı duyuyor musun sen? Anladık bayan peştun, kızma. Açık konuşayım mı? Neredeyse korkudan ölüyordum. Ellerim ayaklarım buz kesti. Muhtemelen benim öldüğümü ve bütün ailemin buraya gelip herkesi kurşuna dizeceğini düşündün. Açık konuşacağım. İlk aklımdan geçen buydu. Hem bir tek ben değil. Herkes aynı şeyi düşündü. Şu bizim kıdemli bile senin dosyanı alan çocuk. Neydi adı? Hadi. Korkudan ne yapacağını bilemedi. Ne olmuş? Ben onun gibileri çok gördüm. Daraksay'ın yanında Hadi Zemzem'le yıkanmış gibi. Sahi kim bu Daraksay? Sürekli onun adını anıyorsun. Benim ölüm meleğim. Ölürsem eğer
kimse kimseye bir şey sormak zorunda kalmayacak. Beni öldürdüğünü herkese o söyleyecek. Hacı Esta. Beni ciddiye alma. Ben o kadar kolay ölmeyeceğim. Gel, bu işi bir an önce halletmem gerek. Tamam, birkaç resim çek şimdi. Hacı Esta, telefonunu da çek, bu bana yeter. Güzel olsun ama. Dur, bekle bir saniye. Hazır mısın? Şimdi hazırım. Doktora benziyor muyum? Benziyorsun. Tamam. Tamam, çektim. Gel, gidelim hadi. Güzel çıktı. Evet, evet, çok güzel oldu. Bu kötü haberi bana vermek için neden bu kadar bekledin? Tamam tamam, sorun değil. Ne diyeceğim, sen şimdi Emrusa'nın evine git hemen. Gelip beni görsün. Behraman seni görmek istiyor de. Evet, doğru duydun. Söyle ona buraya gelsin. Gelsin ki ne kadar utanmaz olduğunu gözümle göreyim. Hacı Esta'yı şehre gönderiyor. Burada çalıştırmak için şehirden adam getiriyor. Evet, söyle ona, Behraman çağırıyor de. Ben ona dünya kaç bucak gösteririm elbet. Darakzay, gel kahve iç. Ben kahve mahve istemiyorum. Sen iç. Müptelası olan sensin. Fincanı elinden düşürmüyorsun. Sen de bir tane iç. Şu her daim fokurduyan kafana biraz olsun huzur getirir. Sen her şeye yanlış taraftan bakıyorsun. Benim aklımda sorun yok. Ama her ne oluyorsa senin yüzünden oluyor. Bu huzursuzluğun tek sebebi sensin. Ben ne yaptım ki? Bir de soruyor musun? Cidden ne yaptığını bilmiyor musun? Yoksa bilerek mi saf gibi davranıyorsun? Benim daha ne kadar tahammül edebileceğimi görmek mi istiyorsun ha? Hacı Esta'dan mı söz ediyorsun? Onu özlüyor musun? Onu özlediğim falan yok. Ben erkek adamım. Bir kadın için gözyaşı dökmem. Ama senin yaptığın şey külliyen yanlış. Onu o koca şehirde yabancı erkeklerin arasına bırakıp döndün. İşte bu yüzden biraz olsun okumanı istedim. Onun erkeklerle okumasıyla onlarla bir arada olması arasındaki farkı anla diye. Bak abi, sen ne dersen de... Emrusan! 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 Ne oldu Şer amca? Sanki şeytan görmüş gibisin. Sakin ol biraz, söyle. Behraman'ın adamları geldi. Seni ve Emrusan'ı Behram'ın evine çağırıyorlar. Başka adamlar da var orada. Her şey yolunda mı? Sanırım yolla ilgili bir mesele. Muhtemelen sizinle bunu konuşmak istiyor. Şer amca, şimdi beni çok iyi dinle. Onlara söyle, bizimle konuşacağı bir şey varsa Behram'ın kendi gelsin. Biz onun köyüne gitmeyiz. Bizim oraya gitmemiz yasak. Bu bize haram. Behram'ın yolla ilgili bir sorunu olmalı. Sen de abi, onunla konuşmadan önce iyi düşün. Bu köyü kalkındırma sevdan yüzünden bütün dağı kaybedebileceğini unutma. Her şeyinden olabilirsin. Sana inanamıyorum Hadi. Neden o köylü kızından bu kadar etkilendin? Etkilenme kelimesi hafif kalır. Şoke oldum. Bir insan nasıl bu kadar iyi rol yapabilir ki? Hadi ama dostum, düşün biraz. İnsanlar böyledir, çoğu iyi oyuncudur. Bence o kendine yanlış alan seçmiş. Şov dünyasında olmalıymış. Eminim çok para kazanırdı. Bir şey soracağım. Neden her söylediğin parayla başlayıp parayla bitiyor? Doğru söylüyor Hadi. Bunda yanlış olan ne? Şimdi sen bana söyle. Niçin hep aynı şeyin peşindesin? Neden vazgeçmiyorsun? İkiniz de onun yüzünü gördünüz değil mi? Öyle masumdu ki. Bana kalırsa o... Hadi.
Önce bir konuda anlaşalım. O kesinlikle masum biri değil. Ben kırsalda yaşayan insanları iyi tanırım. Hepsi sahte ve içten pazarlıklıdır. Lütfen kendine gel artık. Yapma Ayma. İnsanları geldikleri yerlere göre ayırmak, bunu senden hiç beklemezdim. Mikrobiyoloji laboratuvarı burası mı? Hayır. Burası ameliyathane. Ve biz ameliyattayız. Bunu nasıl başarabildiğini söyler misin? Yani son sınıfa kadar nasıl gelebildin? Bu ne demek oluyor? Anlayamadım. Demek istediğim, sen hala laboratuvarı ameliyathane sanıyorsun ya, yani... Sen tam bir çaylak talebesin. Kıdemli öğrencilerin gücü ve otoritesi hakkında hiçbir fikrin yok. Bu yüzden bu kadar çok konuşuyorsun. Özür dilerim. Yanlış bir şey söylediysem affet. Yanlış demek yetmez, büyük bir hata yaptın. Bunun için de cezalandırılacaksın. Kulaklar. He? Kulakları tut. Seninkini mi? Ama o zaman bana daha çok kızarsın. Dinle. Burada işimiz bitti. Biz gitsek iyi olur. Gel hadi. Gel benimle. Gidelim. Hadi. Sanırım bana çok kızdı. Bırak beni hadi. Bu ne öfke? Söylesenize, siz ikiniz niçin orada gülüyordunuz? O kız biz kıdemlilere hakaret etti ama siz bir kenardan seyretmeyi tercih ettiniz ha? Hayır, 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 hayır. Bize değil. Sadece sana. Ama gerçekten yetenekli. Bence adı Haceste olmamalı. Yetenekli özdeş bir şey olmalı. Hadi. Şaka. Gel sana dondurma alayım, kafam biraz soğusun. Hayır, gelmeyeceğim. Hadi ama gel benimle. Sen o kızı götür bence. Gördüğünde mutlu olduğun kızı. Onu götürürsem kesin yine bana laf sokar. Sen de buna çok kızarsın. Seninle konuşmak bile istemiyorum. Ayma, hadi ama. Buraya gel hadi. Ayma! Biraz dinle Hacesta. Bak, senin bu tutumun yüzünden diplomam tehlikeye girecek. Bütün bunları niye yapıyorsun? Böyle davranmaya devam edeceksen lütfen benden uzak dur. Neden? Bu defa ne yaptım ki? Bakıyorum sadece. Canım, ben bunlardan bahsetmiyorum. Ne peki? Ayma, ne gerek vardı? Onunla tartışmak zorunda mıydın? Ona ne dedim ki? Beni rahatsız eden oydu. Yine beni ayaküstü kandırmaya çalıştı. Ben de buranın ameliyathane olmadığını söyledim. Hepsi bu. Tamam Bia. Sen haklısın. Hata yaptım. Söz, artık daha dikkatli olacağım. Ben böyleyim işte. Biri bana yanlış bir şey söylediğinde aklım yerinden çıkıyor. Elimde olmadan kendimi kaybediyorum. Özür dilerim. Herkes herkese bir şeyler söylüyor Hacesta ama kimse kendini kaybetmiyor. Tamam, neyse ama lütfen dikkatli ol. Bu okuldan mezun olmak zorundayız. Ama sen böyle devam edersen... Neyse. Tamam arkadaşım, özür dilerim. Gel kantine gidelim, sana kahve ısmarlayayım ha? İşte bu, benimle böyle konuşmanı seviyorum. Ben de bundan bahsediyorum. Hasan'ı kızdıran şey tam da bu. Ona eve göndermene ne gerek vardı, bir türlü anlamıyorum. Kendi halini bıraksaydın bir şekilde durumu idare ederdi. Söyledim ya anne, sınıftan biriyle tartışmış, yeni gelen öğrencilerden biri.
Ya üst sınıftan biri olsaydı o zaman ne olurdu? Sen onun abisisin, sen de oradaydın. Durumu idare edebilirdin. Ona seni anlatırdın, o da anlardı. Ne sanıyorsun anne? Sence biricik oğlun insan gibi konuşmaktan anlıyor mu? Bu da yeni çıktı. Nedir bu? Senin oğlun, biricik oğlun. İkiniz de benim oğlumsunuz. Tamam anladım. Ben ikinizin de yanındayım. Hayır, hepsi bu. Tamam. Sahi mi? Evet. Canım, mesele nedir? Ne oluyor burada? Neyi tartışıyorsunuz? Yok bir şey baba. Tamam affedersin. Bunu Hasan'la konuşurum. Ama ben orada doğru bildiğimi yaptım, hepsi bu. Biz Hadi'nin yanlış yapmayacağını biliyoruz zaten. O halde burada ne oluyor ha? Bir şey olduğu yok, önemli değil baba. Sen takma. Ha? Sana söylediğim şey, bu ikisi arasında oryantasyonda bir yanlış anlama olmuş. Ama sen yine de Hasan'la bir konuş. Bakalım şu sınıf arkadaşı kim? Kiminle kavga etmiş? Oğlum daha ilk günden bu kadar üzen kim? Merak ediyorum. Ciddi bir şey olması imkansız Sabika. Ama tamam, onunla konuşurum. Şimdi sen sakin ol ve söyle. Akşam yemekte ne var? Daha yeni geldim. Henüz bir şey yapamadım. Affedersin. Sen hala uyumadın mı Ayma? Aslında yatıyordum. Seni burada görünce gelmek istedim. Anladım. Hadi sana bir şey soracağım. Tabii sor. Gecenin bu saatinde balkonda ne yapıyorlar? Dayım ve yengem evlilik hakkında konuştu mu? Bunca yıldır evliler, neden konuşsunlar? Konuşacak ne var ki? Onların değil, senin evliliğinden söz ediyorum. Oo, tamam. Saf numarası yapmaya kalkma Hadi. Annemin neden buraya geldiğini, ne düşündüğünü iyi biliyorsun. Bak Ayma, biz bütün konsantrasyonumuzu derslerimize vermeliyiz. Böyle özel konulara girip dikkatimizi dağıtmasak ha? Her ne diyeceksen açıkça söyle bana. Ben sadece kariyerlerimize odaklanalım diyorum. Hepsi bu. Bahsettiğin şey için daha çok vaktimiz var. Yani bana olmaz diyorsun. Hayır. Sadece ne evet diyorum ne de hayır. Senden rica ediyorum. Bunu zamana bırak. Lütfen, olur mu? Tamam mı? Ayma neden bu kadar endişeli görünüyor? Ne söylemiş olabilir? Gülüm, video yine oynamıyor. Bak şuna tuzu iyi ses söyle. Yine ne yaptın? Hmm. İyi. Çalışıyor, al. Pilavın kokusunu alabilirim ama bu körili kuzu. Yarın yaparsın, tamam mı? Haces da gittiğinden beri evde pilav pişmedi. Emrus çok özlemiştir. Ne dedin sen? Haces dayı mı? Hayır, pilavı diyorum, pilavı. Haces dayı değil. Kocanın pilavı ne kadar sevdiğini en iyi sen bilirsin. Pilav yaparsan bu onu mutlu eder. Hı, mutlu eder ha? Mutluluk dediğin şey nedir ki anne? Bu dediğin laf mı şimdi?
birbirinize bağlı olmanız. Mutluluk budur kızım. Bu benim için geçerli değil ama. Senin mutluluk dediğin içimi yakıp kavuran bir azap. Neler söylüyorsun? Seni sevmiyor mu sanıyorsun? Seviyorum. Hem de çok. Bizim burada erkeklerin huyu böyledir. Sevgilerini yüreklerinde saklarlar. Eşlerine sevgi sözcükleri etmezler, şımarmasınlar diye. İnsan sevgisini içine gömmez. Gömdüğün tek şey mevtadır. Oğluna söyle beni oradan çıkarsın, o mezardan azat etsin. Çünkü ben artık bu işkenceye tahammül edemiyorum. Buna daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Hayır kızım, hayır. Böyle söyleme. Emruz duyarsa bundan hoşlanmaz. Duyarsa duysun anne. Çünkü bunu o da bilmek zorunda. Öldü sandığı kişi hala yaşıyor. Ve bir gün mutlaka yaşadığımı ona ispat edeceğim. Gülüm, gülüm. Ne diyordu sana? Boş ver sen onu, gel otur. Babam biraz anlattı, erkeklerin konuştuklarını söyledi. Her şey yolunda mı? Bilmediğim sorun var mı? Hayır anne, ne sorunu? Yolun nereden geçeceği konuşuldu, toplantı bunun içindi. Toplantıda ne karar alındı? Ne kararı alınmış olabilir ki? Daraksay ne dese bu evde onun tam tersi yapılır. Adet böyle. O yol inşa edilecek ve arabalar başımızın üstünden geçecek. Cıv cıv cıv. Arabalar yoldan geçecek, başımızın üstünden değil. Sen de kınayak, keyfini sür. Sen çok istekli olabilirsin ama göreceksin. Dağda kim varsa hepsi şehre göç edecek. Burada kimse kalmayacak. Eğer düzgün bir yol olursa kimse evine dönmeyi unutmaz. Ama senin kafanın bunu alması imkansız. Benim aklım bu kadar. Akıllı bildiklerinle git konuş istersen. Onlar da sana aynı şeyi söyleyecektir. Geceleri bütün o yıldızları ve ayı bir daha göremeyeceğiz diyorum. Bunu anla artık. Onunla boşuna tartışma, faydası yok. Hacesta gittiğinden beri içi içini yiyor. Endişe edecek ne var ki? Bir düşün anne. Onun için bir kez olsun kendini değiştirmeye çalıştı mı hiç? Aralarında uyum bile yok. Ne evet diyorum ne de hayır. Senden rica ediyorum. Bunu zamana bırak. Lütfen, olur mu? Hadi bana hayır demedi. Ama evet de demedi. Öyleyse ben neyi bekleyeceğim? Benim aşkımı anlamamış olabilir mi? Ayma. Neyin var canım? Neden bu kadar endişelisin? Yok bir şey anne. Benden sakladığın bir şey var senin. Hadi ile mi ilgili? Yoksa aranızda bir şey mi oldu? Anne lütfen beni dinle. Gel buraya. Sana bir şey sormam gerek. Aha, sor kızım. Birini onu sevdiğine inandırmak için ne yapmak gerekir? Ne tür bir şey demek gerekir ki hem gururu incinmesin hem ne dediğini anlasın? Yoksa aşık mısın sen kızım? Ayma? Canım, bu kadar üzülecek, endişe edecek ne var? Ben Şehriyar ve Sabika ile konuştum bile. İkisi de bunu onaylıyor. Dahası çok mutlular. Ama anne, hadi...
O bunu anlamıyor bile. Ne zaman onunla konuşmaya kalksam benden kaçıyor. Bana sadece beklememi söylüyor. Canım, o zaman seni ne zaman evlendireceğim ben? Gerçi okulu bitirip diplomanı alana kadar olmaz. O zamana kadar bu imkansız. Ama hazır burada olduğum için sizi hızlıca nişanlayabiliriz. İkinizin de başını bağlayabiliriz. Üzme artık kendini. Beni dinle. Gözlerinin altında koyu halkalar oluşacak kadar çok çalışma. Anne, lütfen gitmeden önce bunu mutlaka yap. Ben gerçekten Hadi'yi tüm kalbimle sevmeye başladım. Tamam, sana ne dediysem o. Üzme artık kendini. Her şey yoluna girecek. Hemen dönerim. Hı? Teşekkür ederim anne. Gerçekten. Tamam, özür dilerim, kabul. Hacı Esta, bütün bunları nasıl bu kadar kolay anlıyorsun? Dün yine derste övgü aldın. Çok basit. Geceleri erken uyu, telefonundan uzak durmayı öğren. Gerisi kolay. O kadar basit değil. Bunlar zor konular. Anlamaya çalışıyorum ama kolay değil. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki yapabilirsin. Kazanmak ya da kaybetmek niyette ve inançtadır. Bütün olay bizde biter. Yeter ki hedefe odaklanmayı bilelim. Hı? Bu doğru. Hangi bölümde kalmıştık? Arkadaşlar, hanginiz Bayan Hacesta? Benim. Doktor Şehriyar haber vermemi istedi. Sizi odasına çağırıyor. Hayır. Ben gelmiyorum. Sen yalnız git lütfen. O adamdan korkuyorum. Ben not tutarım. Git sen. Merak etme. Sadece tek bir şeyi bilmek istiyorum. Arkadaşınla okulun ilk günü yaşadığınız tartışmanın sebebi neydi? Söyle. Önce bana şunu söyleyin efendim. Doğruyu mu söyleyeyim yoksa üstünü mü örteyim? Ne demek bu? Neyi örtüyorsun? Efendim, sizin oğlunuz olduğunu duydum. Eğer doğruyu söylersem okuldan ihraç edilebilirim. Ancak ben bunu göze alamam çünkü... Buraya güçlükle geldim ben. Otur kızım, otur. Hasan sen de otur. Söyle, sen nerelisin kızım? Savat köyündenim. Buraya hak ederek geldim. Bu okul bana tepside sunulmadı. Gece gündüz çalışarak başardım. Bin bir zorluğu aşmak zorunda kaldım. İnanın bana hiç kolay olmadı. İyi güzel ama kızım, buraya gelir gelmez kavga etmeye başlaman doğru mu? Ben kimseye sataşmadım efendim. O bana çarptı. Evrakımı düşürmeme sebep oldu ama dönüp bakmadı bile. Yalan söylüyor. Ben bunu bilerek yapmadım. Evraklarının yere düşmüş olması harap oldukları anlamına gelmez. Ben yalan söylemem efendim.
Hem de hiçbir zaman. Belki bir şehirli için bu o kadar önemli olmayabilir. Ama benim için her şeyden önemliydi. O evrakı da bir hazine gibi güvenle sakladım. Beni etkiledin evladım. Sen gerçekten yeteneklisin. Ben de isterim ki buraya hep senin gibi öğrenciler gelsin. Ama hepiniz sınıf arkadaşısınız. O yüzden kaynaşmanız çok önemli bence. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Efendim, size söylüyorum, ben kimseye sataşmadım. O bana çarptı. Bütün evrakımın yere düşmesine sebep oldu. Ben ona terbiyesizlik yapma dedim sadece. Terbiyesizlik yapmadım. Bunu tekrar tekrar söylemeyi bırak. Bilerek çarpmadım sana. Ben ne olduysa onu söylüyorum. Orada bana çarpan sendin. Sonra söylenmeye başladın. Ben kimim, kimin olduğumu biliyor musun? Ben önde yürüyordum. Sen arkadan geliyordun. Seni görmem mümkün değildi. Mazeret mi bu şimdi? Önde de yürüsen, arkada da yürüsen, arkanda biri olabilir diye dikkat etmen gerekir. Mesafeni koruyacak, sağına soluna dikkat edeceksin. Anladın mı beni? Sorunun ne biliyor musun acaba? Kavga eder gibi konuşuyorsun. Bunu bana değil, sana söylemek gerek. Hatalı olmana rağmen... Yeter artık! Yeter! Sakin ol kızım. Evet Fuat, babamın ofisine gidiyorum. Birkaç şey soracağım. Sonra konuşuruz. Bakar mısın? Nereden geliyorsun? Doktor Şehriyar'ın odasından mı? Evet. Sınıftan bir arkadaşla tartışmıştım. Biri beni şikayet etmiş. O yüzden gelmem gerekti. Bu da benim şanssızlığım. Meğer bölüm başkanının oğluymuş. Yani Hasan'la mı kavga ettin? Hasan'la olanları bütün okul biliyor mu gerçekten? Tuhaf olan ne biliyor musun? Doktor Şehriyar çok farklı ve kibar biri ama Hasan öyle mi? Babasına hiç benzemiyor. Bak böyle söyleme o... Hayrola? Ne oluyor burada? Bir şey mi istemiştin? Doktor Şehriyar'la görüştüm. Beni çağırmıştı. Tamam, anladım. Dinle, sakıncası yoksa bir şey sormama izin verir misin? Hı. Siz ikiniz kardeş misiniz? Kapa çeneni. Hayır, siz ikiniz sürekli birliktesiniz ve birbirinize çok benziyorsunuz. O yüzden düşündüm de belki... Demek kardeş olduğumuzu düşündün. Senin köyünde insanların kafası böyle çalışıyor olabilir ama burası büyük şehir. Beni anladın mı? Sakin ol Ayma. Kendine gel. Yeter artık. Biz gidelim. Dayıma bir şey soracağım. Bana istediğini söyleyebilirsin. Ama annemin üstüne gitmekten vazgeçemem. Sana da söylüyorum. Ama dikkat etmediğin için fark etmiyorsun. Karın olduğumu unutuyorsun nedense. Senin hayatındaki kadın olduğumu. Ve intikamım. Bunu eklemeyi unutma. Bunu unutmama hiç izin vermedin ki. Dilaver amcanın kanı için daha ne kadar bedel ödeyeceğim? Eş olarak hakkını mı istiyorsun sen? Utan kendinden. Suçum kadın olmak mı, hakkımı istemek mi? Madem beni eşin olarak kabul etmiyorsun, o zaman beni bu acıdan kurtar lütfen. Bu sözü bir daha asla duymayayım. Bu düşünceyi çıkar aklından. Buradan gitmene izin vermem. Seni diri diri buraya gömerim ama bir yere göndermem. O zaman göm beni, diri diri toprağa göm. Ama bu acıyı çektirme artık bana lütfen. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemem. Bunu herkese söyleyeceğim. Anneme, babama, bütün aileye, evliliğimizin sadece kağıt üzerinde olduğunu söyleyeceğim. Herkes bilsin. Söyle herkese. Ama önce git babana söyle. Bunu o da bilsin. Kızının kaderinin yaptıkları yüzünden nasıl değiştiğini görsün. (Gülüyor)
Hayır, bu konuda yanlış düşünüyorsun. Emruz abim çok farklı biridir. O kimseden iyilik istemez. Her zaman önce başkasını düşünür. Sahi mi? Hı-hı. Bana pek öyle gelmedi. Oldukça katı birine benziyordu. Hayır, değil. Bu okulda okumak benim tek dileğimdi. O da hep bunun için uğraş verdi ve bana destek oldu. Sırf ben okuyayım diye. Mezun olduğumu görmeyi çok istiyor. Gerçekten mi? Peki ya karısı? O nasıl biri? Şanzeh yenge iyi bir kadındır. Çok güzeldir. Birbirlerine de çok yakışıyorlar. Tabii her çift gibi onların da hem iyi hem kötü günleri oluyor. Bana bu kadar çok acı çektirdikten sonra Emruz, huzur içinde yaşayacağını sanma. Elbet o gün gelecek. Yüce Allah senden hesap soracak. Hayatımın tek bir anı, tek bir saniyesi için bile seni affetmeyeceğim asla. Yenge, sen... Ne oldu sana böyle? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey, başım ağrıyor sadece. Tamam, buraya kadar herkesten bahsettin. Ya Darakzay, o buraya girmene ne kadar yardımcı oldu? O sadece mezara girmeme yardım eder, başka yere değil. Yine tuhaf şeyler söylemeye başladın Hacesta. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, onun eğitime karşı alerjisi var. Benim kitap defter gibi şeylere ve de okumaya ihtiyacım olmadığını söyler. Ona göre ben zaten asi bir kızım. O kadar cahil bir adam mı? Hayır. Darakzay'ın da iyi tarafları var. O sadece eğitimim konusunda biraz alıngan. Neden Darakzay'ı konuşuyoruz ki biz? Hemen derse girmemiz gerek, yoksa azar işiteceğiz. Yürü gidelim, çabuk olmalıyız. Bu gözyaşları baş ağrısından değil. Başka bir şey var. Bana dürüstçe söyle. Ne oldu? Sana öyle geliyor. Bir şey oldu. Emruz abi sana kızdı mı, tartıştınız mı? Bir şey mi söyledi? Biri bir kere de ona sorsun. İkimize olan bu kızgınlığının sebebi ne acaba? Ne demek bu? Boş ver. Sen söyle. Şehre bıraktığın o kızdan haber alıyor musun bakalım? Yoksa onu bıraktın mı? Tamamen unuttun mu? Hayırdır? Ne var? Bunu yengeme sor. Ağlıyor. Başı ağrıyormuş. Tıp fakültesine o kadar gidip geldin. Doktor olmuşsundur artık. Baş ağrısı için ona bir ilaç ver. İlacını alır o. Sen hemen tepeye git. Kereste kamyonu yükleniyor. Sonra Garivara'nın hesabını kontrol et. Bugün ödeme alacaktık. Ne ihtiyacın varsa söyle. Ben hallederim. Birilerinin önünde ağlamadan önce şunu unutma. Ben niyetim konusunda kararlıyım. Ne kadar kararlı biri olduğunu bu dünyada benden iyi kim bilebilir ki Emruz? Sil o gözyaşlarını. Alo, Hadi. Otopsi amfisine gel. Birinci sınıf öğrencilerine ders vereceksin. Benim acil bir işim çıktı. Hastaneye gitmem gerek. Tamam mı? Geç kalma. Hemen gel, olur mu? Herkes içeri. Doktor Hadi birazdan burada olacak. Otopsi dersini size o verecek. Dersinize odaklanmanızı istiyorum. Aklınızı derse verin. Bu çok hassas bir konu. Thank you.
Delirdin mi sen? Kızların yanında nasıl davranman gerektiğini bilmiyor musun? Daha dikkatli olmalısın. Niye benim kendime hakim olmam gerekiyormuş? Ne yaptım ki ben? Benim bir suçum yok. Ayrıca o kız kağıt gibiydi. İnsan biraz sağlam durur. Öyle üfleyince savrulmaz. Orada kaç kadavra olduğunu gördün. O cesetlerin ne kadar mikrop barındırdığını tahmin edersin. Ya kadavranın üzerine düşseydi? Ne olmuş? Ceset onu diri diri yer miydi yani? Kanser mi olurdu, ölür müydü? Sen varsın ya abi. Onları kurtarırsın. Hasan! Oo! Bu bizim köylü kız. Hoş geldin, hoş geldin. Bu senin için bayram olmalı, öyle değil mi? Bir kıdemlinin kollarına düşmek eğlenceliydi mutlaka, ha? Tebrik ederim. Çok iyiydin, ha? Ha? Hacı Esta! Bu yaptığın şeye cevabımdı. Böyle bir şeye köyümde yeltenmiş olsaydın, tokat değil kurşun sıkılırdı. Bu deliği kontrol altında tut. Ona dersini vereceğim, bırak beni. Hasan, bırak dedim. Geri çekil. Çekil yolundan. Bu olanlara sen sebep oldun. Ben mi? Ben ne yaptım ki? Anlamını sağlamaya çalışıyorum. Anlamını sağlamıyorsun, beni rezil ediyorsun sadece. Çekil. Hasan, kendine hakim ol. Dokunma bana. Sus. Ne bakıyorsunuz? Herkes sınıfına gitsin hadi. Sen delirdin bırak, mi? Bırak beni. Gerçekten aklını mı kaçırdın? Burası üniversite. Anne babamızın saygınlığı söz konusu. Delirdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, aklımı kaçırdım. Ona dersini vereceğim. Bırak da gideyim. Yürü. Bırak gideyim. Git dedim sana. Gitmiyorum. Yolumdan çekil dedim. Sen abi yürü, bırak git beni. Yeter. Git, dokunma. Git. Yeter. Sen delirmişsin. Küçük bir olaydan haberiniz olduysa, daha büyüğünden haberdar olmamanız mümkün mü? Ben de buraya gelip size her şeyi anlatmak istedim. Tamam kızım, otur anlat bana. Buraya oturmaya gelmedim efendim. Oğlunuz hakkında şikayetçi olmaya da gelmedim. Sadece küçük bir ricam var. Tamam, söyle lütfen. Size daha önce de söyledim efendim. Bu tıp fakültesi bana gümüş tepsi içinde sunulmadı. Bunun için dağların o katı kanunlarıyla, örf ve adetleriyle boğuştum. Burada olabilmek için sayısız engeli aştım. Aha, evet biliyorum. Bunları daha önce de söylemiştim. Efendim, Hasan'ın söylediklerine tahammül etmem imkansızdı. Yaşattığı utanç bunu gerektirdiği için ona el kaldırdım. O kıdemli öğrenci neydi adı? Hadi. Sınıfta beni oturttu. Bu tamamen bir refleks sonucuydu. Bunda onun hiçbir suçu yok. Ama efendim, eğer bu olay evime, aileme ulaşırsa o zaman ben... Tamam, sen merak etme kızım. Karma eğitim olunca böyle ufak tefek hadiseler olabiliyor tabii. Ama sen de tepki verirken dikkatli olmalıydın. Hasan hatalı olsa bile. Hasan o sözleri orada yanlışlıkla sarf etmedi. Efendim, ben sadece diplomamı alıp köyüme dönmek istiyorum. Memleketlilerim her gün doktor yolu gözlüyor. İnsanlarım acı çekiyor, bakımsızlıktan ölüyorlar. Efendim lütfen, lütfen hakkımda bir işlem yapmayın, size yalvarıyorum. Benim böyle bir şey yapacağımı kim söyledi? Ben yetenekli öğrencileri takdir eden biriyim. Tamam, sen dikkatini derslerine ver lütfen. Hasan'la ben ilgilenirim. Bir de bundan kimseye söz etmemeni istiyorum. Daha sonra yine konuşuruz. Teşekkür ederim efendim. Hasan. Beni şaşırtıyorsun Hadi.
O kız kardeşini üniversitenin ortasında tokatladı. Ama sen hala onu savunuyorsun. Çünkü hatalı olan kardeşimdi. Bir kıza öyle şeyler söylediği için kendinden utanması gerekir. Hasan yanlış bir şey söylemedi Hadi. Sen orada o kızı tuttun. Bunu kabul et artık. Daha fazla inkar etme. Aptalca bir şeyi daha duymak istemiyorum. Eve döneceksen arabaya bin, yoksa ben gidiyorum. Bana dürüst ol Hadi. Verdiğin bu garip tepki sadece o köylü kızı için mi, yoksa her kıza böyle mi bakıyorsun? Sen ciddi misin? Sanki beni herkesten iyi tanırsın ha? Bir de açıklamamı istiyorsun. Teklifime cevap vermedin. Sessiz kalmayı tercih ettin. Benden ne düşünmemi istiyorsun? Bu konuda senden benzer bir tepki vermeni isterdim Hadi. Açık sözlü olmanı. Hasan'la sen ilgilen. Bu iş ailemin kulağına gitmesin. Yoksa düş kırıklığına uğrarlar. O kız üniversitenin ortasında kardeşini tokatladı. Ne sanıyorsun Hadi? Bu olayın gerçekten sır kalacağını mı? Dayımla yengemin burada bir sürü muhalifi var. Bu konu bütün üniversiteye yayılacaktır. Kadar gerginken ne yapıyorsunuz? Yarayı bu kadar kaşımayın. Sakin ol ve beni dinle oğlum. Anne, bu silah var ya, bu bizim ailemizin gururudur, gururu. Bizim evladımız gibidir. Ona o kadar iyi bakarız. Söylesene bana ne diyecektin? Şey, diyeceğim o ki dergaha göndermem gereken birkaç şey var. Neden? Ne demek neden? Sen dergaha git. Orada bir Fatiha oku. Fakir fukaraya yemek ver, dua et. Allah o zaman işini rast getirir. Doğru söylüyorsun anne, ama dürüst olmak gerekirse benim dualarım kabul olmuyor. Hem de her dua kabul olmazmış. Ben bugüne kadar ne dua ettiysem, Allah'tan ne dilediysem hepsi kabul oldu. Selamun aleyküm teyze. Ve aleyküm selam. Sonunda gelebildin. Günlerdir beni gör diyordum. Şimdi hatırladın. Sen bana kiminle haber yolladın ki? Bana kimse bir şey söylemedi. Daraksay, gidip Sanober'i görmeni, mesajımı iletmeni söyledim. Gitmedin mi? O büyük adam teyze. Bense fakir bir kahyanın kızıyım. Biz onun yanında kimiz ki? Evimize kadar gelip mesaj ile etsin. Dırdır edip durma orada, yeter. Yoluna git artık. Yalışık şey. Beni deli ediyor. Söyle, oraya ne götürmemi istiyorsun? Yemek göndermem lazım. Hacesta için endişe ediyorum. Gece gündüz aklımda. Kalbim ağrıyor. Onun için her gün dua ediyorum. Madem bu kadar korkuyorsun, o zaman onu buraya geri getir. Neden şehirde bırakıyorsun? Söyle abime, nasıl oraya götürdüyse buraya geri getirsin. O zaman rahat edersin. Söyle ona götürsün şunu. Sabika. Evet. Merak ettim. Hasan meselesi nedir? Hasan meselesi mi? Neymiş o? Kızım okuldan eve geldiğinde söyledi. Kızın biri onu tokatlamış galiba.
Sahi mi? Benim bir haberim yok. Ne zaman oldu bu? Sorun neymiş? Sorun ne bilmiyorum ama... Yani Tanya bana bunun koridorda herkesin gözleri önünde olduğunu söyledi. Ve Hadi de oradaymış. Tanya o sırada oradan geçtiği için görmüş. Büyük bir kavga olduğunu söyledi. Hasan senin oğlun, eminim akıllı çocuktur. Ama taciz yasası gerçekten gündemde. Yani aile itibarınızı düşünmesi gerekiyor. Evet. Ben de çıkmak üzereydim. Oraya gider bir bakarım. Benim için 7 numaralı hastaya bakabilir misin? Elbette. Teşekkür ederim. Hasan ne kadar şımarıktır bilirsin. Bu herkesin malumu. Geçen partide yaptıklarını hatırlıyorsundur. Hayattan tokat yediğinde o zaman aklı başına gelir. Bana 7 numaralı hastanın dosyasını ver. Hasan sakin ol, otur şuraya. Dokunma bana, tamam? Hasan, lütfen. Bağırmana gerek yok. Sadece söyle. Orada ne oldu ki okul seni tokatlamak zorunda kaldı? Tek bilmek istediğim bu. Anne sakin ol. Her ne olduysa durum halloldu. Ne halloldu? Tanya evde annesine söylemiş. O da herkesin önünde bana sordu. Yerin dibine girdim desem. Ben sadece ne olduğunu öğrenmek istiyorum oğlum. Hepsi bu. Tamam, sen sakin ol. Otur, ben her şeyi anlatırım. Otur. Nasıl sakin olabilirim? Otur sen. Hasan, sen odana git. Niçin odama gidecekmişim? Orada beni rezil ettikten sonra annemin karşısında masum oynama. Kim masum rolü yapıyor? Sen orada olay çıkarmadın mı? Yavaş ol biraz. Evde bir konuğumuz olduğunun farkındasın değil mi? Daha iyi ya baba. O da iyi bilsin ki Hadi göründüğü gibi biri değil. Hayır. O müthiş bir manipülatör. Neden? Ben ne yaptım? Ben sadece senin anlamını sağladım. Benim anlamamı sağlamıyordun sen. Orada olay çıkıyor. Hasan lütfen. Hayır anne, o kızı ben itmedim diyorum sana. Ama sen tuttun onu. Buraya kadar yanlışım var mı? Söylediklerim doğru. Yalan söylüyorsun. Onu bilerek ittin sen. Ben itmedim diyorum. Sen ittin. Yeter artık, sus Hasan. O kız seni tokatlamakta doğru olanı yapmış. Hareketinin karşılığı bu olmalıydı. Şimdi senden odana gitmeni istiyorum. Hemen. Bu haksızlık baba. Üzgünüm. Senin suçun yok evlat. Sakinleş biraz ha. İyi misin? Nasıl olur bu? Her şey yoluna girecek. Sizin oradan gelen yol tam bizim arazinin ortasından geçiyor. Benden köyümü ikiye bölmemi beklemeyin. Biliyorum, ben de farkındayım. Bunu konuşacağız. Siz kahvelerinizi için. Tamam, biz gidelim. Hadi. Bismillah. Geri çekil. Sen de. Hey! Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hangi cüretle babamı bana karşı kışkırtırsın sen? Abimin işlerine taş koyuyor, sonra da oturmuş karşımda kahve içiyorsun ha? Hangi akla? Bana bak, haddini bil Daraksay. Babanın arazisi varsa biz de elimiz boş oturmuyoruz. Bizim de eşit toprağımız var. O zaman kendi toprağına git, kafanı taşlara vur.
Sizi bir daha buralarda görecek olursam, yemin ederim hepinizi parçalarım. Darakzai, biz savaş çıkarmaya gelmedik. Saif Han'la konuşup anlaşmaya geldik. Yolun böyle yapılmayacağını görsün. Çekil, sana fikrini soran yok. Ben her şeyin farkındayım. Yolların nasıl yapıldığını ya da yapılmadığını iyi bilirim. Bana laf anlatmayın. Şimdi gidin buradan. Tamam, o zaman şunu söyle. Size söyledim. Ne düşündüğünüz umurumda değil. Biz her şeyin farkındayız. Sizinle nasıl başa çıkacağımızı da biliriz, tamam mı? Durmayın. Gidin buradan. Bu mu bizimle başa çıkacak? O da nişanlısıyla başa çıkmaktan aciz. Kız resmen yüzüne tükürdü, sonra çekip gitti. Bir de kalkmış bize kafa tutuyor. Haddini bil, nişanlımın adını ağzına alma. Ne yaptın sen öyle? Ne oldu sana? Ağzın yüzün kan içinde. Uzak dur, dokunma bana. Başıma bela mısın sen? Senin gibi utanmaz değilim ben. Ben de utanmaz biri değilim. Senin itibarın ben olmak istiyorum. Utanmazları sana yaklaştırmam, seni kollarım. Git buradan dedim, uzak dur. Uzak dur. Yenge, ben eve dönüyorum. Kalan elbiseleri ütülemem gerekiyor, o yüzden. Amcam da birazdan evde olur. Hüda Hafız. Ve sen. Sen de kendine çok iyi bak. Git diyorum sana. Nedir bu hal? Sen kiminle kavga ettin? O pislik Behram'la karşı karşıya geldim. Bir gün o itin kafasına sıkacağım. Yaz bunu bir kenara. Behram mı? Ne oldu? Ne dedi ki sana? Ona göre ailesinden bir kızı biz burada zorla tutuyormuşuz. Söyle ona, o kızı bize amcası teklif etti. O her zaman bir serseriydi Darakzay. Bak dinle, abine bir şey söyleme, olur mu? Merak etme, kimseye bir şey söylemem. Sarobar ne diyordu sana? O cahil bana ne diyebilir ki? Yine maaş hakkında konuşuyordu. Babası yetmediğini söylüyormuş. Hepsi bu, boş işler. Bir daha karşına çıkacak olursa eğer, sen yolunu değiştir, olur mu? Ne diyorsun sen? Boynuna bir tasma takıp onu sürüklerim. Karşıma çıkarsa görür o. Pislik. O kızı bir kere gör anlarsın, ağzın açık kalır. O kadar akıllı ve becerikli ki. Fazla söze yer bırakmıyor. Gözlerinin içi kararlılıkla parlıyor. Ne kadar yetenekli olursa olsun, Hasan'ı bütün üniversitenin önünde tokatlamaya hiç hakkı yoktu. Farkındasın değil mi tatlım? Hasan'ın annesi gibi konuşuyorsun. Oysa ki Hadi bize bugün olan biten her şeyi anlattı. O kız da aynı şeyleri söyledi. Şimdi söyle bakalım, hangi kız buna tahammül eder? Bu doğru değil. Bu kesinlikle doğru olamaz. Hasan'ın annesi olarak düşünmüyorum. Tarafsız biri olarak konuşuyorum. Şimdi sen söyle. Hangi erkek böylesi bir hakarete tahammül edebilir? Lütfen konuş. Bu yaptığın şeye cevabımdı. Böyle bir şeye köyümde yeltenmiş olsaydın, tokat değil kurşun sıkılırdı. Bu deliği kontrol altında tut. Tanya'yı da annesine söylemiş. O da herkesin önünde bana sordu. Yerin dibine girdim desem. O kız seni tokatlamak da doğru olanı yapmış. Hareketinin karşılığı bu olmalıydı. Şimdi senden odana gitmeni istiyorum. Hemen. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu zamani çocukların, özellikle de bu yaştaki gençlerin zihniyetini anlayamıyorsun bir türlü. Ya şimdi sert bir adım atarsa, o zaman ne olur? Sen ne diyorsun? Bak şimdi beni de endişelendirdin. Neden söz ediyorsun? Bilmiyorum Şehriyar, ama bana öyle geliyor ki çocuklarımızı çalıştığımız kuruma almakta büyük bir hata yaptık.
Görünen şey bu. Ne oldu? Yok bir şey. Kendini boş yere üzüyorsun anne. Üniversitede her zaman olur böyle şeyler. Nasıldır bilirsin. Nasıl üzülmeyeyim? Sen söyle. Karşılığı bu mu olacaktı? Annenizi gece gündüz üzmek için mi büyüdünüz siz? Onların tek oğlu o. Ben onlar için bir hiçim. Beni sadece öldüğüm zaman hatırlayacaklar. Ne diyeceğim anne? Bana öyle geliyor ki Hasan'ın destek almaya ihtiyacı var. Belki Ayma'dan Hasan'la konuşmasını isteyebiliriz. Ona açılırsa, aklından geçenleri ve kalbindekileri paylaşırsa bu yardımcı olabilir. Utancımdan Sobiya'nın yüzüne bakamıyorum. Bana 3 kez sordu. Hasan'a ne oldu? Hasan'a ne oldu? Ona ne cevap verebilirdim ki? Hadi ama anne. Hasan o kadar büyük bir hata yapmadı. Sadece kızların da bizimle birlikte okuduğunu, sorumluluk alıp onlara saygı duyması gerektiğini anlaması gerekiyor. Yapması gereken tek şey bu. Bırak beni, sen karışma. Hasan? 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 Umurumda değil. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama bunu halletmen gerek. Benim oğlumun gururu incindi. Yine yanlış bir şey yaparsa ne yaparız? Bunu ben halledemem. Sen halletmek zorundasın, o kadar. Efendim, Hasan Bey zorla silahımı aldı. Ne? Nereye gitti? Alt katta. Ne? Ha? Gidelim hadi. Hasan? Burada ne yapıyorsun sen? Hasan, neden elinde silah var? Sen karışma. Git buradan. Çık dışarı. Hasan, ver onu bana. Ayma, sana buradan gitmeni söyledim. Benimle tartışma. Ne diyorsun Hasan? Ver onu sana bana. Sana söylüyorum, uzak dur benden. Git buradan. Delirdin mi sen? Dediğimi duydun Ayma. Hemen çek git buradan diyorum. Yenge. Kimseye haber verme. Yoksa yemin ederim ateş ederim. Seni öldürürüm. Şimdi çek git. Neden anlamak istemiyorsun ha? Hasan, senin neyin var? Ne yapıyorsun? Tetiği çekeceğim. Bıktım usandım. Ver şunu. Sen bırak, delirdin beni mi? He? Bırak şunu. Hayır. Bırak beni diyorum. Kaçırdın. Evet, beni siz delirttiniz. Durma, sor onu hadi. Çocukken babaanneme bırakıp gittiğinde hiç özlemiş miydi? Ha? Bak, bunların bir önemi bırak. Yok artık. Kendine gel. Rahat bırak beni. Kendine gel. Bırak beni. Dokunma. Dokunma bana lütfen hadi, yalnız kalmak istiyorum.
ne zaman geldin sen? Uzunca bir süre yengemle oturdum. Beni görmeye gelmedin. Burada biraz işlerim vardı. Öyle mi? Benimle bir işin yok mu? Baban nerede? Onu göremiyorum. Odunluğa gitti o. Orada bir mesele vardı. Sen istersen Dilaver amcayla bir konuş. Orman memuru onun yakın arkadaşıdır. Bak, ben buraya seninle konuşmaya, seni dinlemeye geldim. Bana başkalarından söz etme. Ne yapıyorsun? Çeyiz için yorgan yapıyorum. Çok güzel. Yüreğinle yapıyorsun. Ben de sana bir şey getirdim. Ne? İşte. Nedir bu? Takım elbise. Bilezik işte, görmüyor musun? Dene bir. Gerçekten çok güzel. Tamam, yeter artık Hacesta. Böyle ağlamandan hoşlanmıyorum. Ben asla bir erkeğe dokunmadım Bia. Kendime her zaman çok dikkat ettim. Orada Doktor Hadi'nin ellerini üstümde görünce ne yapacağımı bilemedim. Utancımdan yerin dibine girdim. Ve Hasan... Söyledikleri beni o kadar incitti, o kadar acı verdi ki bunu tarif bile edemem. O serserinin canı cehenneme Hacesta. Terbiyesiz ve ahlaksızın biri o. Söylediklerini niye bu kadar ciddiye aldın? Nasıl almam? Ailemin kulağına giderse o zaman işim biter. Burada bir dakika bile kalmama izin vermeyeceklerini, beni hemen köye götüreceklerini biliyor musun? Kimse gözümün yaşına bakmaz. Doktor olmak benim hayalim. Biliyor musun? Ne zaman bu hayalimi düşünsem, gözlerimin önüne babamın kanlar içindeki hali geliyor. Orada karşımda duran cenazesi. Demem o ki Bia, hastane olmadığından değil, doktor da vardı. Sadece
O gün doktorun izin günüymüş. Ve kurşunlar babamın kalbine isabet etmişti. Annemse... Tamam, üzülme. Her şey yoluna girecektir. Düşünme artık bunları. Hem gerçekten sen çok cesur bir kızsın. Açık bir dille Doktor Şehriyar'a her şeyi tek tek anlattın. Biliyorsun, yerinde ben olsaydım bunu asla göze alamazdım. Sen çok cesursun. Gerçek bu. Evet öyle. Biz okumak için buradayız, örselenmek için değil. Ama Hasan'ın şimdi ne yapacağından çok korkuyorum. Ve Doktor Şehriyar, ya bana karşı cephe alır ve sessizce sınıfta bırakırsa? Neden öyle bir şey yapsın? Sana karşı olumlu tutumunu anlatmıştın. Ben böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bu doğru. Bana söylediklerinden anladığım kadarıyla oğluna sağlam bir ders vermeyi düşünüyor. Öyle de olacak. Sen artık üzme kendini. Hayırlısıyla her şey düzelir. Tamam mı? Umarım eğitimim bundan zarar görmez. Her şey yoluna girer, merak etme. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu basit hamleyle anne babana şantaj yapabileceğini mi sandın? Bak, karşındayım. Ne yapacaksan yap. Ne kadar cesursun görelim hadi. Sakin ol baba. Sen karışma. Bütün medya Cerrah Şehriyar ve Doktor Sabika'nın oğlu intihar etti diye manşet atacaktı. Farkında mısın? Çünkü sınıfta kız arkadaşına alçakça davrandı. Bize bunu nasıl yaparsın evlat? Biz seni bunun için mi büyüttük? Millet yüzümüze tükürsün diye mi? Tamam, sakin ol. Tansiyonun yükselecek baba. Sen benim tansiyonumdan söz ediyorsun. Ben burada utançtan ölmek üzereyim. Ne sığ bir hareket. Annene ne oldu görüyor musun? Sakinleştirici aldı ama titriyor. İkiniz yüzünden ona bir şey olursa eğer ölünceye kadar sizi affetmem. Bunu unutmayın sakın, tamam mı? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Hem yanlış bir şey yapıyorsun, hem de bununla gurur duyuyorsun. İnsan kendine biraz çeki düzen verir ama hayır. Siz ikiniz benim canımsınız. Sizi bin bir türlü fedakarlıkla büyüttüm. Bu yaşta cenazenizi göremem. Yapmayın lütfen bunu. Biz bütün ömrümüzü kitaplar okuyarak, hastanelerde çalışarak geçirdik. Hastalarla ilgilendik, kendimizle değil. Hiç olmazsa bize bu yaşta kaldıramayacağımız bir üzüntü, bir felaket yaşatmayın Allah rızası için. Özür dilerim. Çok özür dilerim baba. Ne oldu bilmiyorum ama ben kendimi öldürmek istemiyorum. Dayanamıyorum artık. Seni seviyorum baba. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Sen benim tek kardeşimsin. Bunu bir daha deneme. Hepimiz seni çok seviyoruz. Hacesta'yla konuşmayalı uzun zaman oldu Emruz. Kızım orada ne yapıyor, ne durumda bilmiyorum. Onu bir kere ara, sesini duyayım. O gayet iyi. Ben her gün konuşuyorum. Ama biz onu her vakit arayamayız. Okulu çok zor. Sebepsiz yere rahatsız etmeyelim. Şehre gönderdikten sonra bile irtibatı kesmedi. Her gün konuşuyor ama her zaman yanında olan benim. Benimle konuşmayı bile unuttu. Abi, bunu öyle bir söyledin ki seni duyan Hacesta'dan değil, Amerikan başkanından bahsettiğini zanneder. Sanki Donald Trump'ın kızı rahatsız olurmuş. Daraksay! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.